2020 yılında yaşadığımız doğaüstü olaylara bir yenisi eklendi. Bilim insanları güneşin dondurucu hava, deprem ve kıtlığa neden olabilecek şekilde kilitlendiğini açıkladı. Peki güneş kilitlenmesi tam olarak ne anlama geliyor? Bilim insanları uzayın en önemli yıldızlarından biri olan güneşin şu anda minimum enerji döneminde olduğunu açıkladı. Minimum enerji dönemi, güneşin üzerindeki enerji aktivitelerinin önemli ölçüde düştüğü anlamına geliyor. Gökbilimci Dr. Tony Phillips solar enerjinin derinlerde, minimum seviyede devam ettiğini dile getirdi. Oluşan aşırı kozmik ışınlar astronotlar ve hava yolcuları için sağlık tehlikesi oluşturuyor. Direkt olarak Dünya'nın üst atmosferinin elektrokimyasını etkiliyor ve yıldırımın tetiklenmesine de neden oluyor. NASA bilim adamları 1790 ile 1830 yılları arasında gerçekleşen Dalton minimumun tekrarlanabileceğinden korkuyor. Dalton minimum dondurucu hava, mahsul kaybı, kıtlık ve güçlü volkanik patlama dönemlerine yol açıyor. Dalton minimum döneminde sıcaklıklar 20 yıl boyunca 2 santigrat dereceye düşmüş, dünya gıda üretimini harap etmişti. 10 Nisan 1815'te 2000 yılın ikinci en büyük volkanik patlaması Endonezya'daki Tambora Dağı'nda gerçekleşti ve en az 71 bin insan hayatını kaybetti. Ayrıca 1816 yılı Temmuz ayında kar yağması bu yılın yağsız yıl olarak adlandırılmasına neden oldu. Güneş kilitlenmesi olayının ne kadar süreceği henüz tahmin edilemiyor ancak bilim insanları bu kilitlenmenin uzun sürmesinden endişe ediyor.